Hoş geldiniz. Önce tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı hayırlı olsun. Şu zor günlerimizde, koronavirüsle mücadelede, zor günlerimizde bütün milletimize kolaylıklar diliyorum. Sağlık çalışanlarına da başarılar diliyorum. Elif Çileği bir markadır. Ben bunu birkaç yıldır bütün şu ülke için canını veren, feda eden şehitlerimizin ailelerine tamamen ücretsiz çileklerini alabilirler bizim satış noktalarımızdan. İleriki günlerde de koronavirüsle mücadele eden bütün sağlık çalışanlarıma bizden ikram çileklerimiz ikram edilecektir, sunulacaktır. Yani bütün çalışanlara, Vafra'daki çalışan, sağlık kuruluşlarındaki çalışan bütün sağlık çalışanlarına, onlar bu mücadelede kendi canlarını hiçe sayarak devamlı iş başında oldukları için bizden de onlara bir şeyimiz, jestimiz olacak. Bunu da gönüllü bağlı yapmak istiyoruz. Herkes bu şekilde duyarlı olması lazım. Çilek işine 2000'li yıllarda, 20 yıldır bu işe devam ediyoruz. İlk yıllarda tabii acemiydik. O yıllarda bu işi başaramasaydık bugünkü bu duruma gelmezdik. Sağ olsun biz başardık. Teşvikler yaptırdık. Bafra Ovası'nda şu anda aşağı yukarı 15-20 hanede çilek ektiriyoruz. Fakat her zaman kaliteye önem verelim diyoruz. Çoğaltalım, dışarıdan alıcımız gelsin. İç pazarda boğulmayalım diyorum. Ama önce kalite. Maalesef önce kalite. Ben bunun şeyini aldım yani. Kaliteli olduğu zaman satmamaya diye bir şeyin yok. Yeter ki ürünün olsun, kalite olsun. Bu her şeyde böyledir. Bütün sebzelerde, meyvelerde. Kendi yiyemediğin şeyi toplayıp da ambalajına koymayacaksın. Bu düşünceyle, bu fikirle çalıştığın zaman hiçbir zaman kaybetmezsin. Evet. Yani yıllarımızı verdik yani buna. Abi bunda da yarışırım yani, bana kimse iddia etmesin yani. Ben bir markayım yani. Sadece ismim bir marka. Her şey biter. Bak, tarımda çalışanın sokağa çıkma, kısıtlama şeyinden bile muaf tutuluyor. Niye? İnsanlar beslenecek. Gıda ihtiyaçlarını gidermek için tarım sektörü çalışacak. Ama bu tarım sektörü durursa yarın açlık savaşı, kıtlık savaşı olur. Daha tehlikeli o. Biz onun için bunu ilerletmek için normal, düzgün bir şekilde dışarı bağımlı olmadan Türkiye kendi iç üretimini kendisi gerçekleştirmesi lazım. Dışarı bağımlı olduğumuz zaman böyle bir zor günlerde aç kaldı bu millet. Her zaman söylüyoruz, kendimiz üretelim, kendimiz üretelim. Ama çiftçiyi de destekleyelim yani. Çiftçiyi kaderiyle baş para bırakırsanız bir gün yapmaz. Alır emekli maaşını, oturur aşağı, kendi haliyle geçirir. Ben şahsen hiç çalışmasam çok rahat geçinirim. Hiç yalan da yere uyuşmama gerek yok. Ama bir şeyle yapalım, insanlara faydalı olalım. Yani niye doğduk, niye yetiştik bu memlekette? Bir faydamız olmaktan sonra bir anlamı yok. Yeter ki insanlara faydalı olalım. Fakat bu bizim şeylerimiz de insanlar takdir etmesi lazım. Kendi ürününe, yerli ürününe sahip çıkması lazım. Hani 3 liraya 2 liraya kendi şeyini değişmemesi lazım. Ben ölürsem hani doğmadan, çocuğu doğmadan öldürmeyelim diyorum. Ben öldüğüm zaman yarın hiçbir şey bulamazsınız. Yerli üretimi destekleyelim, bu kadar diyorum. Evet.